Bu videoda doğum kontrol hapları hakkında en çok sorulan 14 sorunun cevabını bulacaksınız. Doğum kontrol hapı nedir? Doğum kontrol hapları veya bir başka deyişle OKS olarak kısaltılan oral kontraseptif haplar, gebelik oluşmasını engellemeye yönelik hormon içeren ilaçlardır. Yumurtalamayı durdurarak ve rahim ağzından rahim içine sperm geçişini önleyerek gebeliği önlerler. Doğal kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteronun sentetik formlarını içerirler. Çoğu doğum kontrol hapı bu iki hormonu da içerir ve bu nedenle kombine oral kontraseptif olarak isimlendirilirler. Bir başka doğum kontrol hapı çeşidi ise mini pil olarak isimlendirilir ve sadece progesteron içerir. Doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? Doğum kontrol hapı kutuları çoğu zaman 21 tane hap içerir. 28 tane içerenleri de bulunmaktadır. Kutuya adetin ilk günü başlanmalıdır. Ancak 2 ve 3 gün içinde de başlanabilir. Ve her gün aynı saatlerde bir tane alınarak kutu bitene kadar devam edilir. Kutu bittikten sonra veya bazen bitmeye yakın kanamanız başlayacaktır. Bu kanama genellikle OKS'lerin doğal bir etkisi olarak normalden az olabilir. Kutu bittikten sonra 7 gün ara verilir. Kanamanız az şekilde devam etse dahi 7 gün aradan sonra yeni kutuya başlanır. Yeni nesil doğum kontrol haplarından bazıları 28 tablet içermektedir. Kutuya gene adetin ilk günü başlanır. Kutu bittikten sonra hiç ara verilmeden yeni kutuya geçilir. Beklenen kanama kutunun son haplarını kullanırken olacaktır. Doğum kontrol haplarının etkisini azaltan ilaçlar nelerdir? Doğum kontrol haplarını kullanırken kullandığınız bazı ilaçlar etkisini azaltarak istenmeyen gebeliklerle karşılaşmanıza neden olabilirler. Bu ilaçlar antiepileptik, anti-HIV ve bitkisel antidepresan ilaçlardır. Hapınızı normalde aldığınız saatten 12 saat sonra veya daha geç kullanırsanız veya ilacı aldıktan sonra kusarsanız ilacın etkisi azalacaktır. Doğum kontrol haplarının avantajları nelerdir? Doğum kontrol hapları gebelikten 24 saat, 7 gün korurlar. Birçok doğum kontrol yöntemine göre daha iyi koruma sağlarlar. Adetlerinizi düzenlerler, tamamen geri dönüşümlü etkileri vardır. Bu sayede hapı bıraktıktan çok kısa süre sonra adet düzeniniz eski haline döner ve gebelik planlanabilir. Bazı durumlar için koruyucu etkileri vardır. Akne, dış gebelik, kemiklerde zayıflama, endometriyum ve over kanseri, anemi, ağrılı adet görme, aşırı adet kanaması gibi durumlarda faydalı ve koruyucu etkileri mevcuttur. Sadece progesteron içeren hapların kullanımı bazı durumlarda kombine haplar oranla daha güvenlidir. Bu durumlar östrojen tolere edilemediği durumlar, sigara içenler, 35 yaş üzeri olanlar, emzirmek isteyenler ve damarlarda pıhtı oluşma hikayesi olanlar olarak sıralanabilir. Doğum kontrol haplarının dezavantajları nelerdir? OKS'ler cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumazlar. Dolayısıyla bu enfeksiyonlara karşı korunmada ek olarak kondom kullanmanız gereklidir. İlacın her gün aynı saatlerde unutulmadan alınması gerekir ve kutu bittikten sonra yeni kutunun elinizde hazır bulunması gerekir. Doğum kontrol hapı kullanımının yan etki veya riskleri var mıdır ve nelerdir? Bulantı, ara kanama, baş ağrısı, cinsel istekte azalma, meme hassasiyeti, duygu durum değişiklikleri istenmeyen yan etkiler olarak karşımıza çıkabilir. Bu durumlar genellikle birkaç ay içinde düzelir. Eğer düzelmiyorsa doktorunuzla görüşüp başka bir hap çeşidi veya doğum kontrol yöntemi belirlenebilir. Doğum kontrol haplarının özellikle kombine oral kontraseptif kullanımının ciddi bir riski pıhtı oluşma riskinde artıştır. Pıhtı oluşması derin ven trombozu, kalp krizi, inme ve akciğer embolisi ile sonuçlanabilir. Ancak bu risk oldukça düşüktür. Bir yıllık OKS kullanımında 10.000 kadından 10 tanesinden azında pıhtı oluşumu saptanmaktadır. Bu risk gebelik sırasında ve doğumdan hemen sonraki pıhtı oluşum riskinden daha azdır. Pıhtı oluşma riskinizi arttıran durumlar aşırı kilolu olma, yüksek tansiyon, hareketsiz yaşantı sürmek, sigara içmek, ailede damar tıkanıklığı ve pıhtı öyküsü bulunması olarak sıralanabilir. Pıhtı oluşma şüphesi uyandırabilecek belirtiler konusunda duyarlı olmak gerekir. Bunlar ciddi karın veya mide ağrısı, öksürük ve nefes darlığı ile beraber göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, görme bulanıklığı veya kaybı, konuşma sorunu, şiddetli bacak ağrısıdır.
Doğum kontrol hapı ne zaman korumaya başlar? OKS'ler doğru şekilde kullanıldığında ilk kutudan itibaren korumaya başlarlar. Doğum kontrol hapları kısırlığa neden olur mu? Böyle bir ihtimal olasılık dahilinde değildir. Doğum kontrol haplarının kısırlık yapıcı, kalıcı bir etkisi kesinlikle bulunmamaktadır. Hapı kullanmayı bıraktıktan sonraki 1-2 ay içinde adetler eski haline döner ve gebelik planlanabilir. Doğum kontrol hapları genç kızlarda kullanılır mı? Çeşitli nedenlerden dolayı genç kızlarda doğum kontrol hapı kullanılabilir. Hangi durumlarda doğum kontrol hapı kullanılmamalıdır? Doğumdan hemen sonraki ilk 6 hafta içinde 35 yaş üstü ve sigara içenlerde hipertansiyon rahatsızlığı, damar tıkanıklığı öyküsü, iskemik kalp hastalığı, inme öyküsü, komplike kalp kapak hastalığı, nörolojik semptomlarla beraber migreni, meme kanseri, komplikasyonlar ile beraber olan diyabet rahatsızlığı, karaciğer tümörü olan kişilerde doğum kontrol hapları kullanılmamalıdır. OKS'ler doğum kontrol amacı dışında hangi nedenlerle kullanılır? Doğurganlığı olumsuz etkileyen ve pek çok farklı hastalığın oluşumuna da zemin hazırlayan bir kadın hastalığı olan polikistik over sendromunda, genç kadınlarda görülen, iyi huylu fakat çoğunlukla ağrılı, kronik bir hastalık olan ve çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis hastalığında, adet olamama, ağrılı adet görme, adet öncesi gerginlik sendromu olan premenstrüel sendromunda, aşırı adet kanaması ve akne tedavisinde kullanılmaktadır. Doğum kontrol hapları kanserden korur mu? Doğum kontrol hapı kullanılmasının yumurtalık, endometriyum ve kolon kanserinden koruyucu etkisi vardır. Hiç OKS kullanmayanlarla karşılaştırıldığında OKS kullananlarda yumurtalık kanseri riski %30 ila 50 azalmaktadır. Hap bırakıldıktan 30 yıl sonrasına kadar da koruyucu etkisi devam edebilmektedir. Endometriyum kanseri riskinde yaklaşık olarak %30 oranında azalma yapmaktadır. Kolorektal kanserlerde %15 ila 20 arası bir azalmaya neden olmaktadır. OKS kullanımı kilo aldırır mı? Doğum kontrol hapları ilk çıktığı zamanlarda içerdikleri hormon dozları oldukça yüksekti. İçerindeki bazı hormonların iştah açıcı ve su tutucu etkisi bulunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla hem iştah açarak hem de su tutup ödeme neden olarak kilo artışına sebep olabilmekteydiler. Ancak günümüzde kullanılan yeni nesil doğum kontrol haplarının içerdiği hormon miktarı çok düşüktür. Bu nedenle böyle bir etki göstermeleri düşük olasılıktır. Doğum kontrol hapları tüylenme artışı yapar mı? Doğum kontrol hapları tüylenmede artış yapmaz. Tam tersine tüylenme artışını önleyici yönde etkileri vardır. Bu videonun sizin için faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen kanala destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın.